Kritik bir unsur da şu, Türkiye'nin bu operasyonu Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğünü ve burada da çok ciddi bir desteğin olduğunu da belirtmemiz lazım. Çünkü geçen haftalarda da konuştuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok net ifade etti dün. Bu bölgenin aktörleri için yapılan bir müdahale esasında. Bölge aktörleri bunun farkında ve bunun farkında olduğu için çok ciddi bir destek veriyor. Türkiye'nin evet ulusal güvenliğine dönük bir Tehdit bu. Bunu bertaraf ediyor Türkiye. Ama diğer taraftan o bölgede bir istikrar sağlayacağı için işte Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi o bölgenin insanlarına bir barış alanı açacağı için bölgedeki aktörler ciddi bir destek sağlıyor. Bu çok önemli bir unsur. Diğer taraftan biraz önce de ifade ettim. Fırat Kalkanı harekatında gerçekten özellikle Elbap'ta ciddi bir tecrübe edinildi. Ve bu e, tecrübeyle buradan biriktirilen de e, bilgiyle beraber aslında bu operasyon yürütülecek. Diğer taraftan da tabi çok ciddi bir katkıyla Amerika Birleşik Devletleri YPG ile çok daha sentetik bir ilişki kurdu ve Amerika DAEŞ mücadele çerçevesinde bir doğrudan kendisi aktör olarak yer almadı. Şimdi bir hem Türkiye burada kendisi aktör olarak yer alıyor. İki bölgedeki desteği çok daha sahici bir destek. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde sürecin Türkiye'nin lehine yürüyeceğini öngörmek çok zor değil. Buradan elbette e, bir takım manipülasyonlar süreci tersine çevirmeye dönük e, bazı operasyonlar söz konusu olacak ama bunun da saha tarafı çok güçlü olmayacak. Kamuoyu e, tarafı kamuoyunu yani yönlendirme kamuoyu burada çok tarafı yani bence çok de o orada çok kritik. Hem uluslararası kamuoyu hem iç kamuoyu uluslararası kamuoyuna bir takım e, propagandaların zerk edildiğini görüyoruz. Bilmiyorum bir, çok vaktimiz, bir dakikamız kaldı. Belki bunu aradan sonra da konuşuruz ama ben e, en azından bir iki noktayı vurgulayayım. Bir, işte Türkiye artık İran'la ve Rusya'yla birlikte o kampta yer alıyor. Dolayısıyla bu operasyonda da işte PKK'ya karşı operasyonda da Türkiye, İran, e, Rusya birlikte hareket ediyor. İki, Türkiye baktığımız vakit doğrudan Kürtleri hedef alıyor, Kürtlere dönük bir savaş yürütüyor. Bir diğer propaganda nesnesi de bu. Diğer taraftan bir başka unsur yine dikkat çeken Batı medyasında Türkiye bu operasyonu başarıya erdiremez. Türkiye'nin kapasitesi buna uygun değil. Şimdi bu üç propaganda unsurunun döne döne e, uluslararası Bence teker medyada. teker konuşalım bunları. Çünkü yani bu, bu savaş, yani propaganda aynen savaşı öyle, daha uzun aynen öyle ve bunu aradan sonra isterseniz konuşalım. Yani gerçekten Rusya ile yani beraber bu mi bu Kürtlere? Üç ayağı var. Karşıma... Bir askeri kısmı, iki diplomasi, üç propaganda. Doğru. Ve burada da dediğin gibi ulusal içerideki e, pozisyonlar neler? Biraz ona da bakalım. Yani mevcut e, siyasi aktörlerin de partilerin de pozisyonlarını da bakalım isterseniz. <laughs>